Kitabımızın adı Tanrı İnsanda Uyur, İnsanda Uyanır. Yazar Emel Keskin Kılıç. 10. Bölüm Holografik Beyin Beynimiz de holografik esaslara göre işler. Özellikle de beynin bazı işlevleriyle holografi arasında inanılmaz benzerlikler keşfedilmiştir. Öyle ki hologramın bulunması beyin konusunda yüzyıllardır süregelen birçok sorguya da ışık tutmuş ve bilim dünyasının aydınlanmasını sağlamıştır. Şimdi sizlere beyin ile hologram arasındaki benzerlikleri sunuyorum. Bakalım siz de ikna olacak mısınız? En büyük bilgi deposu beynimiz Bilim adamları normal bir insan beyninin tüm hayatı boyunca milyarlarca bilgiyi saklama kapasitesine sahip olduğunu bulmuştur. Hiç düşündük mü birkaç gramlık beynimiz hayatımız boyunca edindiğimiz tüm bilgileri ve tüm hatıraları ufacık bir alana nasıl sığdırabiliyor? Bilgiler beynin neresinde kaydoluyor? Önceleri bir insanın yaşadığı olaylara ait iz ve hatıraların beynin sadece belirli bölümlerine kaydedildiği düşünülüyordu. Buna göre hatıralar beyninde lokalize edilmiş ancak sonsuza dek saklanıyordu. Uyarıların beyinde bıraktığı ize engram denir ve engramların yapısının ne olduğu bilim dünyası için bir merak konusudur. Engramlar acaba nöron muydu yoksa başka türden bir molekül müydü ve nerede depo ediliyorlardı? Bu sorular Stanford Üniversitesi nörofizyoloji uzmanı olarak çalışan Carl Pribram'ın kafasını fazlaca meşgul etmiştir. Pribram yıllardır hafızanın nasıl bir mekanizma ile işlediğini çözmek adına insan beyni üzerinde deneyler yapan bir bilim adamıydı. Kendisiyle aynı dönemlerde aynı bulmacayı çözmeye çalışan Amerikalı nörofizyoloji uzmanı Carl Lashley'de Florida'daki Yersey Laboratory of Primate Biology beyin ve hafıza konularında 30 yıldır önemli araştırmalar yürütüyordu. Hafıza konusundaki gizemlere ışık tutmak için o da fareler üzerinde çalışıyordu. Sonra bu iki bilim adamı çalışmalarını derinleştirmek için bir araya geldi. Yılmayan Fareler Karl Lashin farelerle yaptığı deneylerde fareler ikisini de şoka eden davranışlar sergilemiştir. Lashley önce denek farelerini labirentte yollarını bulmaları için eğitiyordu. Daha sonra farelerin beyinlerinde bazı bölümleri ameliyatla çıkartıyor ve aynı deneyi yeniden uyguluyordu. Bakalım fareler labirente dair hatıralarını kaybedecekler miydi ya da ne kadarını hatırlayacaklardı? Yollarını tekrar bulabilecekler miydi? Fakat beyinlerinin bir kısmını kaybeden fareler için labirent içine konuldukları sonuç değiştirmiyordu. Farelerin beyinlerinden hangi oranda parça alınırsa alınsın anılar yok olmuyordu. Tek gözlenen farelerin zayıflayan motor yetenekleri ve labirentte ilerlerken yaşadıkları yürüme zorluklarıydı. Ancak beyinlerinin büyük bir bölümü çıkarılmış olsa bile labirentte yollarını bulabiliyorlardı. Bu da anılarının yok olmadığını, hafızalarının tam olarak işlediğini gösteriyordu. Karl Pribram, Yale Üniversitesi'ndeyken yaptığı çalışmalarda da beyinlerinin yarısı çıkarılan insanların hafızalarının tam yarısını değil de sadece bir kısmını kaybettiklerini gözlemlemişti. Dolayısıyla her iki durumda sonuçlar aynıydı. Bu bulgular bilim dünyasına bilgilerin veya anıların beynin sadece bir bölgesinde saklanmaktan ziyade bütüncül biçimde beynin her yerine dağılmış olduğunu gösteriyordu. Beynin en küçük parçası bile hafızanın tamamını içeriyordu. Yalnız ortada bir soru vardı. Bu durumu yaratan mekanizma neydi? Cevap hologramda gizli. Pribram 1960'ın ortalarında Scientific American dergisinde holografi başlıklı bir makalede hologram konusuna rastladı. Bu makalede bir hologram düzeninin nasıl kurulduğunu anlatılıyordu. Hologramda üzerine iki lazer ışığı düşürülen bir film parçasının yüzeyine bu ışınlarda ufak bir açı değişikliği yapılmak kaydıyla birçok farklı imge kaydediliyordu. Araştırmacılar bu yöntemi kullanarak 2,5 santimetre karelik bir film parçasının 50 kalın ciltli kitabın kapsadığı miktarda bilgiyi depolayabildiğini hesaplamıştır. Karl Pribram bu makaleyi okuyunca David Bohm olduğu gibi onun engramlarla ilgili tüm sorularına ışık tutan ampul zihninde yandı. Eğer bir holografik filmin her bir parçası bütüne ait tüm bilgiyi kapsıyorsa, beynin her parçası da aynı şekilde hafızanın tamamını içerebilir diye düşündü. Hatta sadece bununla sınırlı olmayıp, holograma dair tüm özelliklerin beyin içinde geçerli olabileceğini düşünmeye başladı ve beyinle ilgili bir teori ortaya attı. Beyin de hologramdır. Beyin de holografik esaslar doğrultusunda işleyen bir mekanizma hakimdir. Dolayısıyla beyin de bir hologramdır. Karl Pribram'ın da bu keşfi beyin konusundaki birçok sorunun cevabını da beraberinde getirmiştir. Örneğin beyindeki her parça bilgi diğer her bir parçayla çarpraz bağlantılıdır. Hafıza, nöronlarda ya da nöron gruplarında değil, tüm beyne çarprazlama bölen sinir impulsları şeklinde kodlanır. Bu da bir hologram özelliğidir. Hologramın her bir parçası diğer parçalarla sonsuz bir şekilde çarpraz bağlantılıdır bu duruma hatırlatma ve unutma sürecimizi de ışık tutar. Bir holografik film parçasına lazer ışını tutulup film oynatılırsa içindeki imgeler yanar döner şekilde bir görünüp bir kaybolur. Bir şeyi hatırlamaya çalıştığımız zaman beynimizde tıpkı holografik bir film parçası üzerinde parıldayan bir lazer ışınının belirli bir imgeyi çağırmasına benzer bir olgunun yaşandığı düşünülmektedir. Beynimiz algılama konusunda büyük bir esneklik gösterir. Örneğin bu yazı beynimizin algılama seçimi hakkında büyük bir bilgi sunar. İlk etapta okumakta zorluk çekerken zamanla kelimeleri daha kolay tanıyoruz ve otomatik olarak okuyabiliyoruz. Burada genel bir kavrayış söz konusudur. Bu paragrafta yazıların bir kısmı sayılarla değiştirilmiştir. Beynin bir nesnenin küçük bir bölümünü ya da tanıdık gelen bir parçasını gördüğü zaman otomatik olarak o nesneyi tanır. Çünkü bütünsel algılar, daha önce görmüş olduğu bir nesneye ait bilgiler beynin tümüne yayılmış durumdadır. Çağrışım sağlandığında ise hafıza uyarılır ve hatırlama ya da doğru algılama gerçekleşir. Öğrenme olayı da bu şekildedir. Kişi ya benzeterek ya da taklit ederek öğrenir. Örneğin küçük çocuklar büyüklerine bakarak konuşmayı öğrenirler. Konuşmaya başlamak için tek tek harfleri öğrenmelerine gerek yoktur. Büyüklerini dinler, sonra onu taklit ederek kendisi de aynı beceriye sahip olur. Bu konuşmanın yanı sıra diğer eylemler için de geçerlidir. Holografik beyin modeli aynı zamanda bedenimizin bir bölümüyle ilgili sahip olduğumuz ya da öğrendiğimiz becerileri zamanla bedenimizin diğer bölümlerine nasıl aktardığımız konusunda da açıklar. Örneğin normalde sağ eliyle yazı yazan bir kimse isterse hem sol eliyle hem de ayaklarıyla bile yazı yazabilir. Çünkü tüm becerilerimize ait hatıralar beyne bölgesel değil, bütünsel bir şekilde kaydedilir. Biçim mi, kod mu? Yale Üniversitesi'ndeyken Carl Pribram'ın elde ettiği bir diğer bulgu şöyleydi. Pribram maymunlar üzerinde çeşitli deneyler yapmıştı. Görme işlemi sırasında maymunların beyinlerinde oluşan değişiklikleri gözlemlemiş, ancak algılanan nesne ile beyinde oluşan elektriksel model arasında hiçbir benzerlik olmadığını tespit etmiştir. Böyle bir durumda beyinde anlamsız bir takım elektriksel değişimler ve dalga boyları ortaya çıkmıştır. Denek maymunlara şekil 63'teki gibi çizgisel bir şekil gösterilmiş ve beyinlerinde elektriksel aktiviteler gözlenmiştir. Bu enformasyonun beyindeki karşılığı şekil 66'daki gibi yükselip alçalan dalgalar biçiminde olmuştur. Beyindeki görme merkezi bu enformasyonları önce dalga boyuna dönüştürmüş, o şekilde algılamıştır. Sonuç olarak bir nesneye baktığımız zaman beynimizde onun asıl görüntüsü oluşmaz. Onun yerinde beyinde dalga boyları ve girişim modelleri kısacası garip görüntüler oluşur. Yani dış dünyaya ait herhangi bir şeyin algısı beyinde o şeyin algılandığı haliyle aynı görüntüye sahip olmaz. Hologramın ve beynin işleyiş benzerliği burada da aşikardır. Bir cisim görüntüsü hologram plakasına kaydedildiği zaman plaka üzerinde girişim ve kesişim ağ modeli olarak yansır. Benzer şekilde bir nesneye baktığınızda beyinde oluşan asıl görüntü şifreler, garip çizgiler ve girişim ağ modelleridir. Şu anda bu kitaba baktığınız zaman elinizde üç boyutlu bir madde görüyorsunuz, dokunuyorsunuz ve okuyorsunuz. Ancak kitaba baktığınızda beyninizde oluşan fonksiyonlar yaptığınızı sandığınız şeyden oldukça farklıdır. Ekranda hareket eden bir noktayı izleyen bir maymunun beynindeki görme merkezi bu resimde görüldüğü biçimde bir tepki gösterir. Bu şekil tıpkı bir Meksikalı şapkasına benzer. Şekil 65'te yer alan bu resim, ekranda görülen bu model görsel enformasyonların beyinde sinüs dalgalarını dönüştürerek değerlendirildiğini ve böylece görüldüğünü anlatır. Bu durum bize bir başka konuda daha açık bir kanıt sunar. Aslında görenin göz değil beyin olduğunu gösterir. Bizler çevremizde gördüğümüz nesneleri gözümüzle gördüğümüzü sanırız. Ancak göz burada sadece ışığı alma organımız olarak görev yapar. Asıl görme olayını gerçekleştirenin göz değil beyindir. Görüntüler beyinde oluşur. Hatta sadece görme değil, duyma, dokunma, koklama, hatta tat alma olayları bile yine beynimizin içinde gerçekleşir. Görme. Görme olayını basitçe özetlersek, çevremizdeki nesnelerden yansıyan ışık gözümüzdeki mercek tarafından gözün arkasındaki retina A tabaka üzerine ters olarak odaklanır. Retina gelen bilgiyi önce süzgeçten geçirerek kozmik ışıkları, gamma ışınları, x ışınları vesaire gibi fazla bilgiyi kısmen ortadan kaldırır. Sadece sınırlı bir bilgiyi beyne iletir. Görüntü elektrik sinyalleri olarak görme merkezine iletilir. Beyinde bulunan görmeden sorumlu bölgeler bu sinyalleri değerlendirir ve görüntünün şekline, rengine ve yapısına karar verilir. Gözümüz sadece görüntüyü ihva eden ışık dalgalarını içerir. Görme olaylarını gerçekleştiren asıl organ göz değil, beyindeki görme merkezidir yani beyindir. Dış dünyadaki görüntüler aydınlık bile olsa aslında beynin içi karanlıktır. Beynin kendisi ışığı geçirmez. Bu yüzden ışığın kendisine hiçbir zaman direkt olarak ulaşmaz. Bu durumda dış dünyada gördüğünüzü sandığımız ve gerçek olduğuna inandığımız şeyler sadece beynimizin içindeki bir görüntüden ibarettir. Aslında her şey bir hayal gibidir tüm görüntüler ve bu görüntülerin bize yaşattığı her şey aynı durum diğer duyular için de geçerlidir. Havada yayılan ses dalgaları iç kulaktaki hücreleri uyarır ve bu uyarlar elektrik sinyallerine dönüştürülerek beyindeki işitme merkezine ulaştırılır. Beyin bu sinyalleri yorumlar ve duyma olayı gerçekleşir. Dış dünya kulağa ne kadar gürültülü gelirse gelsin aslında beynin içindeki duyma merkezinde sessizlik hakimdir. Gürültü sadece beynin içindeki duyumsamadan ibarettir. Kafatası ses geçirmez. Bu durumda beyin dışsal sesin kendisiyle muhatap değildir. Sesin kendisine ulaşılamaz. Koku algısı da aynı şekilde beynimizde oluşur. Kokulu bir maddenin yaydığı kimyasal moleküller burundaki koku algılamacılarla uyarılır. Buradan elektrik sinyali olarak yorumlanmak üzere beyne iletilirler. Sonunda da o maddenin ne olduğuna karar verilir. Burada gözden kaçmaması gereken bir husus vardır koku molekülleri asla beyne direkt olarak ulaşmazlar. Ancak elektrik sinyallerine dönüştürülürlerse ulaşabilirler. Beynimiz hiçbir zaman koku moleküllerinin kendisiyle etkileşemez. Derimizdeki sinirler de uyarıldığında bu uyarlar elektriksel sinyaller halinde beyne gönderilirler. Bunun sonucu o maddenin sıcak, soğuk, yumuşak veya sert ya da katı bir madde olduğuna karar veririz. Dış dünyadan gelen tüm uyarlar da aslında elektromanyetik dalgalar ve titreşimler şeklindedir. Üstelik nesnelerden yansıyarak gözümüze ulaşan ışık da aslında elektromanyetik dalgalar ve fotonlar halindedir. Gördüğümüz renkler de ışığın farklı dalga boylarıdır. Bu farklı dalga boylarını renklere dönüştüren organımız da yine beynimizdir. Bunun yanı sıra insan gözünün sadece sınırlı aralıktaki dalga boylarını algılayabilme yetisi de gördüğümüz şeylerin gerçek halleri olup olmadığı konusunda bizi şüpheye düşürür. İnsan gözü ya da insan beyni mi demeliyim? Sadece 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki dalga boylarına ait renkleri görebilir. Kozmik ışıklar, gama ışınları, X ışınları, UV ışınları, kızılötesi ışınları vesaire renklerini göremez. Yani görme yeteneğimiz evrende var olan sistem içerisinde küçük bir alanla sınırlıdır. İnsan kulağı da sadece 16 Hz saniyede 16 titreşim ile 20000 Hz aralığındaki sesleri duyabilir. Burada tüm duyu organlarımız frekans analizörü gibi işlem görür. Herkes farklı görür. Bizler aslında kozmosun kapsamı içinde sınırsız çeşitliliğin sadece çok azını görebiliyoruz, duyabiliyoruz ya da hissedebiliyoruz. Bizim dışımızdaki canlıların örneğin hayvanların görme kapasitelerinin bizimkinden çok farklı olduğu keşfedilmiştir. Arılar üzerinde yapılan deneylerde arıların bizim göremediğimiz 100 nanometre ile 400 nanometre arasında kalan dalga boylarına ait renkleri de gördükleri tespit edilmiştir. Çıngıraklı ilanlar da bizim göremediğimiz kızılötesi ışınları tam anlamıyla fark ederler. Birbirimize baktığımızda birbirimizin sadece fiziksel bedenlerini algılıyoruz. Yine de hayvanlar bizim rengarenk auralarımızı bile görebiliyorlar. Sonuç olarak farklı gözlemciler aynı şeyleri farklı biçimde görüyorlar. Öyleyse dış dünya tamamen algılayana bağlı olarak varlığını sürdürüyor. Bütün bunların sonunda insan şu soruyu sormadan edemiyor. Öyleyse asıl olan gerçeklik nedir? Bizler gerçekte neyi görüyoruz? Yoksa dünya bizim gördüğümüzden daha farklı bir gerçekliğe mi sahip? Bize nesnel ve maddesel görünen dünya gerçekten maddelerden değil de sadece frekanslardan oluşan kozmik bir enerji deryası mı? Biz sadece görmemize izin verilen şeyleri mi görüyoruz? O zaman madde denilen şey nedir? Filozofik görüşler Bu konu filozoflar arasında da tartışma alanı bulmuştur. 18. yüzyılın başlarında bir İngiliz psikoposu olan ve idealizmin babası olarak bilinen Berkeley şöyle demiştir. Ruhumuzun dışında düşünerek var olduğunu sandığımız madde değildir. Onları gördüğümüz için, onlara dokunduğumuz için onların var olduğunu düşünüyoruz. Bu duyumları bize verdikleri için onların varlığına inanıyoruz. Ama duyumlarımız bizim ruhumuzda sahip olduğumuz fikirlerdir. Öyleyse duyularımızla algıladığımız nesneler fikirlerden başka şeyler değildir ve fikirler ise bizim ruhumuzun dışında var olamazlar. Şeyler vardır. Bu kesindir. Ama bizde, bizim ruhumuzda böyle şeylerin ruh dışında hiçbir gerçekliği yoktur. Berkeley, dışımızda gördüğümüz şeylerin aslında dışımızda değil içimizde olduğunu söylüyor. Şeyleri dışımızda düşünmek Berkeley'e göre sadece bir yanılgıdır. Ona göre şeylerin ruhumuzdaki gerçekliği dışında asli bir gerçeklikleri yoktur. Onlar sadece birer fikir, birer düşünceden ibarettir. Heylas ile Filonos'un Söyleşileri adlı kitabında Berkeley bu tezi bize şu şekilde açıklıyor. Aynı bir şeyin aynı zamanda farklı olabileceğine inanmak bir saçmalık değil midir? Örneğin aynı anda soğuk ve sıcak. Düşününüz ki ellerinizden biri sıcak diğeri soğuk olsun ve her ikisini de aynı zamanda orta sıcaklıkta su ile dolu bir kaba daldırsanız su bir elinizde sıcak diğerine soğuk gelmeyecek midir? Madem ki bir şeyin kendisinin aynı anda farklı olabilmesi saçma bir şeydir diyerek nesnelerin ancak aynı ve tek bir şey olduğu ileri sürülüyor ve ekliyor. Bunların ancak bizim ruhumuzda var olduğu sonucunu çıkarmalıyız. Siz diyorsunuz ki nesneler vardır. Çünkü onların bir renkleri, bir kokuları, bir tatları vardır. Çünkü onlar küçük ya da büyük, hafif ya da ağırdır. Ben size bunun nesnelerde var olmadığını ama bizim kafamızda var olduğunu göstereceğim. İşte bir kumaş parçası. Siz bana onun kırmızı olduğunu söylüyorsunuz. Bu doğru mu? Siz kırmızı kumaşın kendisinde olduğunu düşünüyorsunuz. Kesin mi bu? Biliyorsunuz ki gözleri bizimkilerden farklı olan ve bu kumaşı kırmızı olarak görmeyecek hayvanlar vardır. Örneğin sarılığı olan bir insan onu sarı görecektir. O halde bu kumaşın rengi nedir? Bu duruma bağlı mı diyorsunuz? Şu halde kırmızı kumaşın kendisinde değil bizim gözlerimizdedir. Bu kumaş hafif mi diyorsunuz? Bırakın bir karıncanın üzerine düşsün. Karınca ona elbette ağır bulacaktır. Öyleyse kim haklı? Ona sıcak olduğunu düşünüyorsunuz. Ateşiniz olsaydı soğuk bulacaktınız. Öyleyse sıcak mı yoksa soğuk mu? Bir sözcükle aynı şeyler aynı anda bazıları için kırmızı, ağır ve sıcak, başkaları için tam tersi olabiliyorsa bu demektir ki biz yanılgılarımızın kurbanıyız ve nesneler sadece zihnimizde vardır.'' İdealistler maddenin ya da nesnelerin ya da bunları içeren dış dünyanın varlığını inkar etmiyor. Ancak bu varlıkların sadece zihnimizde ya da ruhumuzda var olduğunu savunuyor. Maddenin ruhumuz ya da zihnimiz dışında hiçbir gerçekliği yoktur. Berkeley bu fikirlerinin asıl yaratıcısının ise ruh değil tanrı olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre ruh bu kavramları kendi başına yaratamaz. Berkeley'in de bu söylevlerinden günümüze kuantum fizikçileriyle aynı fikirde olduğunu söyleyebiliriz. David Bohm'a göre evren de bir hologramdır. Holografik ilkelere göre organize olmuş kapalı ya da gizli bir düzenin açığa vurulmuş şeklidir. Karl Pribram'a göre beyin de bir hologramdır. Holografik esaslara göre işleyen insan beyni, holografik evrendeki frekanslar alanında aldığı verileri üç boyutlu bir gerçeklik haline dönüştürüyordu. Kuantum mekanikçileri nesnel dünyanın yoğunlaştırılmış bir dalga şeklinde var olduğunu ispatlamışlardır. Onlara göre insanı aldatan en büyük problem bizim algılarımızla var olan dünyanın gerçekliği konusunda oldukça ikna edici detayların bulunmasıydı. Onlar dışarıdaki dünyanın bize hiçbir zaman ulaşamayacağını, tüm gerçekliğin bizim zihnimizde oluştuğunu savunuyorlardı. Ülkemizde de gösterilen What the Bleep Do You Know? ne biliyorsunuz ki belgesel filmindeki konuk fizikçilerden Fred Alan Wolf ise bu gerçeği şu şekilde tanımlamıştır. Nesneleri oluşturanlar daha fazla nesneler değildir. Nesneleri oluşturanlar fikirler, kavramlar ve bilgidir. İşte günümüzün bilim adamları, kadim filozoflar, uzak doğu bilgeleri ve tasavvuf bilginleri aynı görüşte birleşiyorlar. Dışımızdaki hiçbir şey gerçekte göründüğü gibi değil. Belki de mistiklerin, sufilerin asırlardır söylediği gibi gerçek olan sadece bir hayal aleminde yaşadığımızdır. Tıpkı bir matriksin içinde gibi.'' Boma göre holografik evrende kapalı, saklı düzende kaydedilen hologram plakası açık düzende okunur ve ortaya sanal bir görüntüsü çıkar. Üç boyutlu maddi varlığa sahip olan varlıklar için bu sanal görüntü katıdır ve gerçektir. Ancak algı alanımıza giren ve içinde yaşadığımız üç boyutlu dünyadaki görüntülerin gerçek şekli ya da dokusu bizim algıladığımız gibi değildir. İşte bunun bir diğer kanıtı. Sicim teorisi Bildiğimiz gibi atom merkezde bir çekirdek ile çevresinde dolanan elektronlardan oluşuyor. Çekirdekte ise pozitif yüklü proton ile elektriksel bakımdan yüksüz olan nötron bulunur. Çekirdek ile elektronlar arasındaki büyük mesafede var olan şey sadece boşluktur. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Atom çekirdeğini 1 milimetre çapında bir toplu iğne başı büyüklüğünde kabul edersek, çekirdeğin etrafında dönen elektron çekirdekten tam 100 metre kadar uzakta bulunur. Evet. Atomun %99.9'u boşluktur. Maddenin içi aslında boştur. 20. yüzyılın başlarında bilim adamları atomun içinin boş olduğunu anlamışlardır. Ama atom çekirdeğinde 10-18'lik bir alanda ne vardır? İşte bilim adamlarını bunu bilmiyorlardı. 1960'lı yıllarda bilimsel alanda çok önemli bir keşif gündeme geldi. Proton ve nötron gibi parçacıkların da daha derinlerde kuark denilen daha da minicik parçacıklardan oluştuğu tespit edildi. Elektronlar ise lepton olduğu anlaşıldı. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda 6 çeşit kuark ve 6 çeşit lepton olduğu tespit edilmiştir. Kuarklar her fırsatta birleşerek proton ve nötronları oluştururlar. Proton artı yüklü, nötron da yüksüz olmasına bu olağanüstü küçük parçacıklara borçludur. Zaman geçtikçe artan sayıdaki araştırmalar atomun minicik hacminin içinde müthiş bir dünya olduğunu gösterdi. Son zamanların en gözde teorisi olan sicim teorisine bakılırsa maddeyi oluşturan kuark ve leptonlardan da ötede tüm maddesel varoluş titreşen ve dönen küçük sicimlerden meydana gelmiştir. Sicimler bir kemanın telleri gibi salınan 10-33 cm uzunluğunda minicik iplik cillerdir. Sicimler şimdiye kadar gözlenemedi. Ancak büyüklüğü matematiksel olarak hesaplanabiliyor. Bir sicimin bir atomun büyüklüğüne olan oranı, bir atomun bütün güneş sistemine olan oranla eşit. Yine bir mikrokozmos ve makrokozmos benzerliği. Nasıl ki bir kemanın gerili telleri çeşitli tansiyonlarda titreşip farklı müziksel notalar çıkarıyorsa, sicim teorisine göre doğada görülen atom alt parçacıklardan oluşan her şey, farklı frekansta titreşen bu yüzden de farklı rezonans yaratan, çok küçük sicimlerden ibarettir. İşte parçacıklar arasındaki farklı görünümleri proton, nötron, elektron, kuarklar vesaire yaratan da bu sicimlerin farklı rezonanslarda titreşmesidir. Tüm uzay bu sicimlerle doludur. Tüm evren ise birçok farklı boyutta titreşen sicimlerden oluşmuştur. Bu durumda atom altı boyut evrenin gerçek yapısıdır. Dış dünya dalga boylarından ve frekanslardan oluşan büyük bir okyanus gibidir. Bizim beynimiz de dev bir enerji salınımına olarak karmaşık bir şekilde var olan holografik kaydı mercekleştirir. Bu yüzden dünya bize üç boyutlu katı bir platform olarak görünür. Gözlemci gözleneni, gözlenen de gözlemciyi yaratır. Bu durumda bizim kozmos olarak adlandırdığımız canlı ve cansız tüm nesnelerden müteşekkil olan varoluşun maddi yönü sadece beş duyumuzun ve beynimizin duyarlılık sınırlarına göre şekillenir ve canlılık kazanır. Werner Heisenberg gözlemcinin gözlenenlerden ayrı kabul edilemeyeceğini söyler. Einstein'da yer çekimi, elektromanyetik güç, enerji, akım, moment ve nötron gibi kavramlar bunların tümü her şeyin temelinde bulunduğu sezilen objektif gerçeği açıklayabilmek için insan zihninin kurduğu teorik yapılar, benzetmeler ve sembollerden başka bir şey değildir diyerek bu görüşü destekler. Ünlü fizikçi John Wheeler evren hakkında şöyle bir tanımlama yapmıştır. Ona göre evren aslında kendini gözleyen bir evrendir. Wheeler, fiziksel evrenimizin gerçekliğinin onu gözleyen ve algılayan tarafından yaratıldığını söyler. Buna göre aynı fiziksel evrende kendi gerçeğini meydana getiren gözlemcileri yaratır. Aynı kapalı bir halkada olduğu gibi her öğe diğerini destekler. Tıpkı dairede olduğu gibi başlangıç ve son bir ve aynıdır. Benzer şekilde açık görünür olan düzende parçalar bir araya gelerek bütünü oluşturuyor gibi görünse de kapalı gizli düzende bütün parçaları oluşturur. Tüm parçalar bütünün kapsamı içinde yer alır. Saklı düzende bir ve tek olan açık düzende çokluk olarak yansır. Tek açık düzende çokluk olarak tezahür ederken gizli düzende bir olarak var olur. Saklı düzen olmasa gizli düzende var olmaz. Kuantum alan olmasa madde de var olmazdı. Gözlemci olmasa gözlenen de olmaz. Yani gözlemci gözleneni, gözlenen de gözlemciyi yaratır. Bilinç maddenin temelidir. Bom, gizli düzene idealizm, ruh ya da şuur denilebileceğini ifade etmiştir. Maddeyi şekillendiren gücün temelinde şuur ya da bilinç olduğunu vurgulamıştır. Ona göre evrensel bilinç, fiziksel evrenin ötesinde değil, bizzat kendisidir. Nasıl ki maddeleri oluşturan kuantların görünür yönü parçacık, görünmeyen saklı düzendeki yönü dalga ise benzer şekilde evrensel şuurun da gözlenlendiği durumu fiziksel evrenler iken gözlemlenemediğindeki dalga durumu ise evrensel bilinçtir. Uzay ve zaman Tanrı'nın evrensel bilincinin bir yansımasıdır. Bohm'a göre bilinç ve madde ayrımı bir ilizyondan ibarettir. Bohm, şuur ve madde arasındaki ilişkinden söz etmenin bir anlamı olmadığına inanmıştır. Ona göre çoğu fizikçi deney yapan kişilerin atom altı partiküllerinin görünümlerini niyetleriyle etkilediğini söylerken bir kez daha gerçekliği parçalara bölmeye çalışmaktadır. Bir anlamda Gözlemci ile gözlenen aynı şeydir. İkisi aynı holografik çevrede yer alır ve aslında görünür dünyamızdaki bizim gözlemleyen ve gözlenen olarak sınıflandırdığımız iki ayrı grup daha temel seviyede birdir. Daha yüksek bir düzeyden yansıtılan aynı hologramın parçalardır. En temel alanımızda insan zihni ve bedeni de birbirinden ayrı değildir. İkisi de bir araya gelmiş bir bütün oluşturmuştur ve sürekli olarak sonsuz enerji denizi ile ilişki halindedir. Açıklanamayan olaylar holografik evrende yeterince açık. Holografik evren modeli iyiden iyiye kendi bilim camiasında kabullendirmeyi başlamıştır. Bilim adamları evreni ve yaşamın doğasını anlamak konusunda holografik evren modelinin en açıklayıcı realite modeli olduğu konusunda hemfikirdir. Bomb ve Pribram'da dahil pek çok araştırmacı alışılmamış ve anlaşılmamış pek çok psikolojik ve parapsikolojik fenomenin holografik örnekle çok daha anlaşılabilir olduğuna işaret etmiştir. Öyle görünüyor ki bu teori evrendeki birçok gizemin çözülebilmesi için de bir anahtar niteliği taşıyor. Telepati, hipnoz seanslarında hastaların yaşadıkları ve bilim dünyası tarafından açıklama getirilenmeyen süreçler, anlamlı rastlantılar ve uzaktan enerji gönderimi gibi mantık ya da bilimsel bir açıklaması olmayan deneyimler saklı düzenin içinde gayet açık gibi görünüyor bence. Telepati Bazen birisini düşünürüz aynı anda telefon çalar. Arayan kişi o anda aklımızdan geçen kişinin ta kendisidir. Bazen bir başkasıyla anla ayında aynı şeyi söyleriz. Ağzımızdan aynı sözcük çıkar ya da uzun zamandır görmediğimiz birisi aniden aklımıza gelir. Kısa bir süre sonra tesadüfen karşılaşırız. Ya da aradığımız ya da çok istediğimiz bir şey tesadüf gibi görünen zincirleme olaylarla önümüze düşer. Bir istek yayınlarız ve o istediğimiz hemen gerçekleşiverir. Bu olaylar dizisinde en az birini her birimiz mutlaka deneyimlemişizdir. Duygusal yönden birbirine bağlı olan canlılar, anne ve çocuk, iki sevgili ya da ikizler gibi bu telepati olayını daha sık yaşarlar. Hatta hayvanlar ve bitkilerin bile telepati yetenekleri vardır. Özellikle de hayvanlar sahiplerinin his ve düşüncelerini okumada çok başarılıdır. Uzakta olan sahiplerinin içine düştükleri müşkül durumları hissedip yardımına koşan, kimi zaman da hayatlarını kurtaran hayvan vakaları kayıtlara geçmiştir. Kuantum potansiyeli tüm zamanda geçerli olduğuna göre bütün parçacıklar zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilir. Her şeyin sonsuz olarak birbirine bağlantılı olduğu bir evrende telepatik bağlantı da elbette kozmik ağ tarafından mümkün olabilir. Her bireyin zihninden geçen düşünceler dalga biçiminde boşluğa yayılır. Benzer frekanstaki dalgalar birbiriyle karşılaştıklarında girişim oluştururlar ve hologramlar meydana getirirler. Bizler bilinç düzeylerimizi ya da beyin frekansımızı belirli bir kişinin frekansına ayarlayarak holistik ağda var olan o kişinin düşüncelerini algılayabiliriz. Bu sayede de terapatik bir iletişim gerçekleştirebiliriz. Bu bağlamda boşluk boş değildir aslında. Boşluk görünen ve görünmeyen boyutlarıyla evrenin bilgisini taşıyan düşünce dalgalarıyla doludur. Evrenin her zerresi tüm evrenin bilgisini taşır. Bazen aniden ilham gelir ve biz ruhumuza düşen bu enformasyonları notalara, harflere ya da sayılara dökeriz. Bütün bu yapıtları bizim ürettiğimizi düşünürüz ama daha sonra aynı şeyin önceden bir başkası tarafından düşünülmüş ya da icra edilmiş olduğunu görüp şaşırırız. İnsanlık olarak şu anda yaptığımız şey zaten bir şeyleri bulmaktan ziyade keşfetmektir. Bunu hem sanatta hem bilimde hem de birçok alanda yüzyıllardır gerçekleştirmekteyiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beynimiz düşünce üreten değil, düşünceyi algılayan ve buna karşılık veren bir organdır. Bir başka deyişle beynimiz tıpkı bir radyo alıcısı gibi davranır. Evrenin holografik yapısının bir sonucu olarak bütün bilgiler her an her yerdedir. Evrenin her bir noktası, her bir zerresi yığınla bilgiyle doludur. Evren noktalarla ve seslerle doludur. Bizim bir şeyler üretirken yapmakta olduğumuz şey beyin frekansımızı belirli bir düzeye ayarlayıp holografik evrendeki bilgi şebekesinden o frekansta var olan verileri kendi algı kapsamımız içine almaktır. Aslında sonsuz kaynakta potansiyel olarak var olan şeylere ait izleri yakalayıp algılayıp bunu madde dünyasında somutlaştırmaktır. Bunun sonucunda da ya bir buluş yaparız ya da eserler üretiriz. Yaşanmış olan her olay, söylenmiş her söz ve her şey evrensel bellekte kayıtlıdır. Zira daha önce de söylediğimiz gibi bizler olmayan bir şeyi düşünemeyiz, üretemeyiz. Sadece var olanı alıp kendimize mal ederiz. Beyin dalgaları Yapılan araştırmalar beynin çeşitli bilinç durumlarında farklı elektromanyetik dalgalar yaydığını kanıtlamıştır. Beyin dalgaları bu ritimleri grafik şeklinde kayıt eden EEG makinelerinin duyarlı elektrotları ile tespit edilebilir. Buna göre beyin alfa, teta, beta, delta adlı 4 ana dalga boyunda titreşir. Bunların her biri farklı frekanslarda dalgalar yayınlarken her bir boyutta farklı işlevler gösterir. Uyanıklık durumunda beyinden beta dalgaları yayılır. Beta boyutundayken zihin aşırı aktif ve düzensiz haldedir. Beyin sakinleştiği ve uyku ile uyanıklık durumu arasında olduğu zaman beyinden alfa dalgaları yayılır. Zihinsel terapi veya yaratıcı ilham deneyimlendiği zamanlar ile meditasyon ve yoga gibi çalışmalar esnasında beynimiz alfa boyutundadır. Derin düşünüş ve sezgisel kuvvetin en canlandığı teta düzeyinde ise sanatsal yeteneklerin zirveye çıktığı düşünülüyor. Özellikle ressam ve müzisyenlerin sanatsal üretimleri esnasında beyinlerinde teta boyutunun aktif olduğu gözlenmiş usta meditasyoncuların derin meditasyon halindeyken bu dalga boyunda olduğu tespit edilmiştir. Bilim adamları bu süper bilinçli teta durumunda zihin sanki kozmik bilincin eşiğindeymiş gibi yaratıcı iç görüş ve içsel sevinçle kaplanmış olduğunu belirtmiştir. Meditasyonun daha fazla derinlemesi ile beyin dalgalarının yavaşlaması sonucunda ise delta dalgalarına ulaşılır. Delta boyutunda zihin tam bir sükunete verer. Uzay ve zamanın tüm ilizyonları kaybolur. İç ve dış arasında algılayan ile algılananlar arasındaki tüm farklılıklar bir anda yok olur. Meditatör için artık zaman ve mekan kavramlarının geçerliğini yitirir ve kişi sonsuzluğa adalar. İnsan bu yüksek bilinçlik hallerinde evrenin bütünüyle ve boşlukta holografik olarak yüklü bulunan bilgi kaynağıyla temasa girip üretim ve buluşlarını tam bu noktalardayken yapabilme yetisinde olur. Rüya ile gelen buluşlar Bildiğimiz gibi bilimsel çalışmalar belirli bir disiplin gerektirir. Birçok bilimsel deney bilim adamlarının pür dikkat gözlemleri sonucunda yapılır. Ancak bazı buluşlar bunun tam tersi olarak zihinsel faaliyetlerin minimum seviyeye indiği rüya hallerinde yapılmıştır. İzafiyet teorisi de bunlardan biridir. Einstein'ın bilim dünyasında çığır açan izafiyet teorisini tahta başında değil bir yaz günü doğada uzanırken keşfetmiştir. Güneşli bir günde gökyüzünü seyrederken gözleri yarı açık yarı kapalı bir haldeyken, güneş ışınları kirpiklerine değmiş, Einstein de acaba bu ışınlardan birisi üzerinde seyahat etmek nasıl bir duygu verir diye düşünmüş, kendisini ışık üzerinde kainatı dolaşırken hayal etmiş ve bu hayal üzerine yazı tahtasının başına geri dönmüş. Hayal gücünün ona söylemiş olduğu şeyi açıklamak için yeni bir matematik denklemi üzerinde çalışmaya başlamış ve izafiyet teorisini bulmuş. Bunun üzerine Einstein, ''Science is important but imagination is the most important. Bilim önemlidir ama hayal gücü her şeyden önemlidir.'' demiştir. Kekule'nin Rüyası Einstein'a benzer şekilde diğer bazı bilim adamlarının da bilimsel buluşlarını rüyaları yardımıyla yaptıkları kaydedilmiştir. Bu bilim adamlarından biri de kimya alanında çığır açan benzen halkasını bulan Kekule'dir. Alman bilim adamı August Kekule kimyadaki aromatik bileşikleri kimyasal yapısını araştırıyordu. Yapısında bir veya daha fazla benzen halkası içeren bileşiklere aromatik bileşikler denir. Kekule atomların ikili veya üçlü bağlarla bağlanabildiğini uzun araştırma ve çalışmalardan sonra kanıtladı. Ancak 4 değerlik bağına sahip, 6 karbonla bir değerlik bağına sahip, 6 hidrojen atomu nasıl oluyor da birbirine bağlanıyorlardı? İşte Kekule bunu bir türlü açıklayamıyordu. Rüyasındaki yılan sayesinde. Kekule çözümü düşüne dursun bir gece ateşin önünde uyuklarken daha doğrusu uyku ile uyanıklık arasında bir haldeyken çözüm gözünün önünde canlanıverdi. Tüm atomlar gözünün önünde sıçrayıp dans ediyorlardı. Derken bu atomlar kıvrıla kıvrıla bir yılana dönüşerek kuyruğunu ısıran bir yılan şeklini aldı. Böylelikle karbon atomları bir halka oluşturacak şekilde bir araya gelir. Hidrojen atomları da bunu dışarıdan çerçevelerse değerlik bağ o elektronları da en uygun şekilde bağlanacaktır. İşte kimyanın en önemli ilgi alanlarından biri olan halka bileşenler konusu böylece ortaya çıktı. Kekule aylardır zihnini kurcalayan sorusunu rüyasındaki yılan sayesinde çözmüştü. Ünlü Alman şair ve bilim adamı Wolfgang von Goethe güzel şiirlerini ise rüyalarında yazdığını söylemiştir. Yine bir Fransız besteci Charles Nodier ünlü eseri Lydia'yı rüyasında besteledi. Şaşırtan tesadüfler Her birimiz hayatımızda bir takım tesadüflere, rastlantılara tanık olmuşuzdur. Bazı rastlantılar doğal olarak gerçekleşir. Tesadüf deyip geçebiliriz. Ancak öyle tesadüfler vardır ki bu kadar da olmaz yahu dedirten türdendir. Bunları mantıkla, şansla ya da olasılıkla açıklamak mümkün olmaz. Tesadüflere inanır mısınız bilmem ama bence evranda tesadüf diye bir şey yoktur özellikle de yaşadığım birçok tesadüften sonra. Tesadüf gibi görünen olaylar aslında kozmik şakacı tarafından hazırlanmış ortamlardır. İyi niyetle yayınlanan her istek ve her düşünce kozmosta hayat bulur. Kimi zamanda ilginç bir tesadüfler zinciriyle. İşte Onlardan bir tanesi. Hayaller gerçekleşebilir. Hayatımda yapmayı istediğim o kadar çok şey vardı ki, ahtapot olsam 8 kolumdan her biri farklı bir işle meşgul olurdu herhalde. Radyoculuk da bunlardan birisiydi. Chicago'da yaşadığım dönemde Florida'da kendi bölümüm üzerine yüksek lisans yapmayı planlıyordum. Bunun için de internette araştırma yapıyordum. Özellikle o bölgedeki Türk dernekleriyle iletişim kurup gelecekte yaşayacağım yer hakkında bilgi edinmek istiyordum. Bir gün internette gezinirken Miami'de yaşayan ve ev arkadaşı arayan birkaç kişiye rastladım ve aralarından bir tanesiyle iletişime geçtim ancak herhangi bir cevap alamadım. Yine bir gün Florida'daki Türk derneklerinden birine ait olan bir internet sitesinde o anda hazırlık aşamasında olan ve yakında Miami'de kurulacak olan bir Türk radyosunun haberi yer alıyordu. Bir an için iç geçirdim. Radyo televizyon bölümünü bitirmiş olup bu alanda çalışan bir arkadaşım geldi aklıma. Radyoda çalışmak ne kadar güzel bir deneyim olmalıydı. Ama ben o yönde eğitim almış olmadığım için böyle bir fırsatı da hayatımın sonuna kadar kaçırmış olduğumu düşündüm ve hüzünle uykuya daldım. Aradan kısa bir süre geçti ve tatil için Miami'ye gittim. Orada kaldığım birkaç gün içinde orada yaşayan bir Türk vatandaşından Miami'de bir Türk radyosunun kurulduğunu öğrendim. Aklıma daha önce nette karşılaştığım radyo haberi geldi. Hemen kaldığım otelin yolunu tutup radyodan internet sitesine girdim. Radyo ekibi yılları kamera karşısında geçmiş deneyimli ve ünlü programcılardan oluşuyordu. İnternet sitesinde bir de dinleyicilerin beklentilerine ve önerilerine açık oldukları bilgisi yer alıyordu. Uçağımın kalkışına saatler kala radyonun kurucularına ulaşabileceğim bir telefon numarası bulup iletişime geçtim. Maksadım, Amerika'da ilk defa ana dilimizle yayın yapan bir Türk radyosu kuran bu insanları tebrik etmekti. Radyonun kurucularından biriyle telefonla konuşurken bir dinleyici olarak radyodan beklentimi ve kendi nacizane fikirlerimi de belirttim. Ancak ne oldu tahmin edin. Konuşmamız esnasında radyoda program yapma teklifi aldım. İlk etapta aklımdan saniyeler içinde düşünceler akıp geçti. Yapamam, eğitimim yok gibi. Radyo ekibi bu konuda oldukça profesyoneldi. Bense daha farklı bir alanda ilerlemiştim. Dahası hayatımda mikrofonu elime almamış birisiydim. Diğer taraftan bir yanım bunu çok istiyordu. Bu yüzden hayır diyemedim. İşi kabul ettim ancak birbirimizin yüzünü bile görmeden Chicago'ya dönmek zorunda kaldım. Ama asıl ilginç olan radyoda yapacağım programın içeriği konusunda radyo kurucularının benden beklentisiydi. Daha yüzümü görmemiş ve benim hakkımda en ufak bir fikre sahip olmayan bu insanlar bana evrenin esrarengiz yönlerini anlatan program yapıp yapmayacağımı sordular. Ben iki kat daha fazla şaşırdım. Çünkü üniversiteye başladığım yıldan itibaren kendimi okulumun yanı sıra evrenin sırlarını çözmeye adamıştım. Bunun için bir sürü kitap okuyup araştırma ve gözlemler yapmıştım. Ama onlar bunu bilmiyorlardı. Ben de şaşkınlık içinde tam üstüne bastınız diyerek kabul ettim. Deneme yapmak için sesimi kaydedip onlara demo gönderdim. Çok beğendiler. Hemen programın devamını yapmamı istediler. Ve ben de bir süre boyunca evrenin sırlarını konu alan Keşfi Alem adlı programı hazırlayıp sundum. Şu anda bu kitabı yazarken yapmakta olduğum şey de daha önce dinleyicilerle paylaştığım bilgileri siz sevgili okullarla buluşturmak. Bu arada şunu da belirtmeliyim ki Miami'de ev arkadaşı arayan o kadar kişi arasında benim iletişime geçtiğim kişi radyo kurucularının çocuğu çıktı. Bunu da sonradan tesadüf anlayıp çok şaşırmıştık. Tesadüfün bu kadar deyip de kahkahalara olmuştuk. Rastlantı teorileri Eminim sizler de seninki de neymiş, sen benimkini dinlemelisin türünden anlamlı rastlantılar yaşamışsınızdır. Her birimiz yaşadığımız ve tanık olduğumuz tüm anlamlı rastlantılar aslında zihinlerimizin birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğunu gösterir. Hepimiz holistik bir ağın parçasıyız. Rastlantı teorisi bilim adamlarının ve düşünürlerin ve matematikçilerin uzun zamandır son derece ilgisini çeken bir konudur rastlantı, birbirini etkileyen ya da birbirlerini çeken öğelerin birbirlerini aramaları ya da eş zamanlı biçimde gerçekleşen olaylar olarak tanımlanır. Şu anda popüler olan birlik ve bütünsellik anlayışı ilk evren bilimciler arasında dünyanın bir tür bütünlük ilkesiyle ayakta durabildiği şeklindeydi. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat dahil pek çok düşünür evrenin öğelerini birbirine çeken gizli çekimler olduğuna inanıyorlardı. Hipokrat Milat'tan önce 460 375 şöyle diyordu. Bir genel cereyan ve bir genel solunum vardır. Her şey aynı his veya yaratılış uygunluğuna sahiptir. İtalyan filozof Mirandola ise 1557'de şöyle yazıyordu. Öncelikle her şey kendi içinde bir olduğundan, şeylerin içinde de bir birlik vardır. İkinci olarak bir yaratık diğerleriyle bir birlik oluşturur ve dünyanın bütün parçaları da bir dünya için bir araya gelir. Düşünür psikolog Profesör Carl Gustav Jung'a göre eş zamanlık birbiriyle ilişkisiz iki ya da daha çok olayın anlamlı bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Jung rastlantıların bilinen fiziksel kuvvetler arasında belirlenmeyen evrenin henüz anlaşılmamış bir görüntüsü olduğunu söylüyordu. Günümüzde ise bütün bu teoriler holografik evren teorisiyle yeniden gündeme gelmiş ve daha anlaşılır olmaya başlamıştır. Hipnoz seansları Evren holografik yapısından ötürü kozmosun varoluşundan bu yana yaşanmış olan tüm olaylar, söylenmiş sözler, düşünceler, bilgiler vesaire dahil her şey kaybolmayıp akaşik kayıtlar denilen evrensel hafızaya işlenmiş durumdadır. Holografik evrende bütün bilgiler her an her yerdedir. Hipnoz seansları yapılırken yaşanan bazı garip fenomenler de holografik örnekle daha çok açıklanabilir durumdadır. Hipnoz esnasında kişinin çeşitli terkinlerle hipnotize edilerek belirli bir bilinç durumlarına gelmesi sağlanır. Kısa sürede beyin dalgalarının frekansı yavaşlar ve kişi tamamen hipnoza girer. İşte tam bu sırada bazı insanlar ansızın detaylı görüntülere tanık olmaya başlarlar. Kişinin bedeni hipnoz esnasında gerçekleştiği ortamda bulunsa da kişi kendini birdenbire başka bir zamanda ve mekanda ve başka bir kimlikle aniden bir olayın akışı içinde bulur kişi yaşadıkları deneyimleri kendi geçmiş yaşamlarından edindikleri izlenimler olduğunu düşünürler. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. O anda kişinin akaşık kayıtlar denilen evrensel hafızayla ile bağlantısı kurması ve bu sırada geçmiş zamanlarda bir başkasının yaşadığı bir deneyimi, kendi deneyimiymiş gibi yeniden yaşayıp olayı içselleştirmesi de mümkündür. Geçmişte ve günümüzde bu ve benzeri durumların yaşanmış olduğu klinik vakalar mevcuttur. Bilim adamları önceleri bu gibi durumlara bilimsel bir açıklama getirmeseler de günümüzde evrenin holografik doğasının bilim dünyası tarafından daha iyi anlaşılması bu gibi fenomenlere bilimsel bir dayanak oluşturmaktadır. Uzaktan enerji aktarımı Son zamanlarda popüler olan enerjetik şifa sistemlerinin mantığa sığmayan bir özelliği de enerji aktarımının uzaktan da gerçekleşebilmesidir. R2 enerjisi ile şifa sisteminde uzaktan enerji aktarımı yapılmak istendiğinde enerji isteyen kişi alıcı duruma geçer. R2 enerjisini uzaktan gösteren kişi alıcıyı avuçlarının içinde olduğunu hayal ederek enerjiyi o kişiye yönlendirir. İlginçtir ki akan enerjiyi hem alıcı hem de verici hisseder ve evrensel enerjiden her ikisi de pozitif biçimde istifade eder. Olayın nasıl gerçekleştiği konusu ise akıllara durgunluk verirken kanımca holografik modelle daha iyi anlaşılır bir duruma gelmiştir. Çünkü holografik platformda zaman ve mekan kavramı geçerli değildir. Enerji aktarımı düşünceyi izler ve sadece niyetle bile enerji istenilen noktaya anında odaklanabilir. Zamansızlık kavramı Reiki enerjisinin gelecekteki herhangi bir duruma ya da olaya gönderilebilmesini de mümkün kılar. Örneğin gelecekte yapacağınız bir iş görüşmesine önceden reiki yollayarak pozitif bir atmosfer yaratabilirsiniz. Ya da yakın gelecekte geçireceğiniz bir ameliyat için önceden reiki yollayıp operasyonun başarılı geçmesine katkıda bulunabilirsiniz. Cerrahi müdahalenin yan etkilerinin azalması da buna etkidir. Kimileri tarafından önceleri inançsızlıkla karşılaşılan bu durum deneyimlendiği zaman inançsızlığı tecrübeye çevirir. Bu söylediklerim size inandırıcı gelmiyorsa deneyin siz de göreceksiniz. Placebo etkisi. Holografik evren teorisine göre bedenimiz bile bilincimizin holografik bir yansımasıdır. Öyleyse düşüncelerimizin ve zihnimizin sağlığımız üzerinde etkisi tıbbın izin verdiğinden daha fazladır. Zihin ve beden ilişkisi olarak adlandırılan placebo etkisi buna çok iyi bir örnektir. Placebo etkisi halk arasında adı sıkça geçen şeker hapının iyileştirici etkisidir. Bildiğimiz gibi şeker hapı farmakolojik yönden hiçbir etkiye sahip değildir. Ama hasta kişi o ilacı içerek iyi olacağına inandığı için iyileşme süreci gerçekleşir. Plasebo etkisini modern tıbbımız bilimsel olarak açıklayamaz. Ancak insanların sadece düşünceleriyle bile kendi kendilerini iyileştirme gücünün etkisi apaçık ortadadır. Çünkü imajlar düşüncenin holografik etki alanından nihayetinde bir realite kadar gerçektir. Beyin gerçek ile hayal arasında bir ayrımı yapamaz ve düşünce beden üzerinde inanılmaz bir güce sahip olur. Bizler kendi kendimize düzenli bir şekilde olumlu telkinler vererek bile hastalıklarımızı iyileştirebilme gücüne sahibiz. Plasebo etkisi sayesinde tıbbi olarak kurtulma olasılığı zayıf görülen birçok hasta iyi olacağına inandırılarak bu güç sayesinde kurtulmuştur. Evrensel Bilinç Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung'un tanımladığı kolektif bilinçaltı kavramı ortak bir bilgi havuzunu ifade eder. Bu bilgi havuzunda tüm zihinler birbiriyle karşılıklı ilişki içindedir ve birbirini etkiler ve yönlendirir. Kuantum alanda elektronlar hem birbirine etkiler hem de bütünler tarafından etkilenir. Aynı durum zihinlerimiz için de geçerlidir. Her birey de hem kendi bilinçaltı tarafından hem de kolektif bilinç tarafından etkilenir ve etkiler özünde hepimizin zihinleri birdir ve evrensel bilince bağlıdır. Dolayısıyla her birimiz bir diğerimizin düşüncelerinden, niyetlerinden ve etrafa yaydığı negatif, pozitif enerjilerinden an be an etkileniyoruz. Halk arasında nazar olarak bilinen kavramın temeli de yine bir insanın düşünce ve niyetinin bir başka insan ya da varlığın elektromanyetik enerji alanı üzerindeki etkisine dayanır. Yıllardır mistik bilgeler ya da peygamberler bize hep şunu öğütlemiştir: Düşüncelerinize dikkat edin. Hepimiz tıpkı beynimizdeki nöronlar arasındaki bağlantılar gibi birbirimize bağlıyız. Bu yüzden her birimiz kendimizden sorumlu olduğumuz kadar bütünden de sorumluyuz. Tek bir kişinin bile düşünce yapısında olumlu ya da olumsuz bir düşünce değişikliği yapması bütüne yansır. Bir insan pozitif düşünceler ürettiğinde telepatik olarak diğer insanların zihinlerine sinyaller göndererek ileride pozitif yönde yeşerecek tohumlar eker. Bunun tersi olarak negatif düşünceler ve inançlar da negatif etkiler yaratır. Şimdi size bu konuyla ilgili olarak yaşanmış gerçek bir deneyin hikayesini anlatmak istiyorum. Yüz Maymun Felsefesi Bilim adamları 1952'de bir deney yapar. Deneyin konusu maymunların doğal ortamlarında sergiledikleri davranış biçimleri. Pasifik Okyanusu'ndaki irili ufaklı birçok adada gerçekleştiren deneyin süreci şöyle. Bilim adamları, Koşima adasındaki maymunların beslenmesi için kumların içine tatlı patates bırakıyorlar. Maymunlar da tatlı patatesin tadını seviyor ancak yiyeceklerinin kumlu olması pek hoşlarına gitmiyor. Ama yine de tatlı patatesleri yemeye devam ediyorlar. Bir gün, Imo isimli 18 aylık bir dişi maymun, diğer maymunlardan farklı bir şekilde davranıyor ve tatlı patatesleri suda yıkayarak yemeyi deniyor. Bu buluşunu annesine de öğretiyor. Sonra Imo'nun tüm arkadaşları bu davranışı taklit ediyor ve onlar da patateslerini yıkayarak yemeye başlıyor. Bu yeni davranış biçimi yavaş yavaş maymunlar arasında yayılıyor. Ancak gençlerle birlikte bazı yetişkinler patatesleri suda yıkayarak yemelerine rağmen bazı inatçı yetişkin maymunlar bu davranışı taklit etmemekte ısrarcı davranıyorlar. Onlar kumlu patates yemeye devam ediyor. Bu olay 1952'den 1958'e kadar böyle devam ediyor. Ancak 1958 yılının sonuna doğru bilim adamlarını şaşırtan bir durum meydana geliyor. Koşima maymunlarının çoğu artık patateslerini suda yıkayarak yemeyi öğreniyorlar. Bu sayı kritik kütleye diyelim ki 99 maymuna ulaşıyor. Ama asıl mucize bir sabah gün doğarken gerçekleşiyor. Yüzüncü maymun da patateslerini yıkayanlar arasına katlıyor. İşte o an her şey değişiyor. Aynı günün akşamı adadaki hemen hemen tüm maymunlar patateslerini yemeden önce yıkamaya başlıyorlar. Şimdi akıllara adadaki maymunların belki de iletişim içinde olduğu düşüncesi gelebilir. Ancak gözlemler bunun böyle olmadığını göstermiştir. Çünkü 100. maymundan sonra diğer adalardaki maymun kolonileri de aynı anda patateslerini yıkamaya başlamışlar. Bu yeni davranış tarzı sanki diğer adalardaki maymunların zihinlerine telepatik olarak aktarılmıştır. Hem de mesafe önemi olmaksızın. 100. maymun hikayesi bize şunu anlatıyor. Bir toplumda bir birey ya da bireyler yeni bir düşünce ya da davranış biçimini benimsediğinde bu zamanla diğerleri tarafından da düşünülmeye ya da sergilenmeye başlıyor. Bir kişi ya da kişiler bütün herkese etkileyebiliyor. Bir hologramın herhangi bir yerinde hologramın küçük bir görünüşü değiştirilirse bu değişim tüm sistem boyunca yansır. Aynı şekilde holografik evrende insanları birbirine bağlayan enerji ağı içinde bir toplumu oluşturan bazı fertlerin düşüncelerinde değişiklik yapması durumu zaman da kolektif bir biçimde tüm insanların zihinlerine yansır. Olumsuz düşünce birliği kolektif huzursuzluğa yol açabilecek türden tezahürler doğururken olumlu düşüncenin toplu gücü gezegenimizde pozitif yönde bir kuantum sıçrayışı etkisi yaratabilir. Evrensel Yasalar Holografik evren gerçeği bir takım evrensel yasalara anlam kazandırır. Bildiğimiz gibi evren hem maddesel boyutta hem de manevi anlamda yasalarla işler. Dünyanın hatta kozmosun neresine gidersek gidelim bu yasalardan kaçamayız. Kozmik yasalar hayatımızın her alanında kendini gösterir. Evrensel yasalara uyma zorunluluğuna hem kutsal kitaplar değinmiştir hem felsefeler hem de tasavvuf. Bu yasaların dayandığı temel ise hepimizin bir ve aynı olduğu gerçeğidir. Evrende yaşayan tüm canlılar birbirine bağlı olduğu için meydana gelen her olay bir diğerine bağlıdır. Her sonucun bir sebebi, her sebebin de bir sonucu vardır. Tüm olaylar zincirleme bir şekilde birbirinden etkilenir. Bu durum domino taşlarına benzer. Yan yana dizili olan domino taşlarından birisinin, örneğin en baştakinin devrilmesi, en sona kadar tüm domino taşlarının sırayla devrilmesiyle sonuçlanır. Aynı şekilde evrende bir olay meydana geldiğinde bu diğer tüm olayları etkiler, sebep sonucu doğurur. Bu durumda tüm tesadüfler anlam kazanır. Bu sebep sonuç yasasıdır. Holografik evren gerçeği mikrokozmos ve makrokozmos ilişki ve benzerliklerini de gündeme getirir. Evrenin en küçük parçası bile bütünle aynı özellikleri taşır. Bu durumda ezoterimizdeki en önemli ifadelerden biri olan aşağısı yukarıya benzer, yukarısı aşağıya benzer yasasında anlam kazanır. İnsan ve evren aynı holografik bütünlüğün içinde yer aldıklarından insan ve evren hatta tüm birimler aynı kozmik yasalarla çevrilidir. Bu analoji benzeşim yasasıdır. Hologram kaydındaki her noktanın eşitlediği gibi varoluştaki tüm varlıklar eşittir. Farklı görünmemizi sağlayan şey varoluş denilen kozmik sahnede farklı rollere bürünmemizden kaynaklanır. Zengin, yoksul, güzel, çirkin bu gibi eşitsizlik görünümdeki durumların hepsi birer illüzyondan ibarettir. İlahi düzlemde herkes ve her şey eşittir ve eşit yargılanır. Bu eşitlik yasasıdır. David Bohm'un ortaya attığı gizli düzenler teorisi kapsama yasası açıklar. Kapsama yasasına göre bir üst bir altını görüp gözetmekle yükümlüdür. Bu yasa kutsal kitaplarda ve ezoterik öğretilerde belirtilen boyutlar kavramıyla örtüşür. Var olan her bir plan bir alttan sorumludur yükseliş süreci tüm evreni tüm boyutlarıyla birlikte kapsama alanı içine alır. Dolayısıyla her boyut altını yükseltmekle yükümlüdür ki kendisi de yükselebilsin. Kutsal öğretilerin önemli değindiği ne ekersen onu biçersin ya da kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma önermeleri birbirimiz hakkındaki ürettiğimiz her düşünce ve niyetin bu merank gibi bize geri dönebileceğini açıklar. Çünkü holografik evrende tüm varlıklar aynı bütünün parçalarıdır. Hatırlarsak foton telapitisi deneyinde fotonlardan herhangi birine yapılan bir etki aynı anda diğer parçacıkta da gözleniyordu. David Bohm'un yorumuna göre bu durum ikisinin aynı parçacık olmasından kaynaklanıyordu. Aynı şekilde biz de bir başkasına yaptığımız iyilik ya da kötülüğü aslında bir anlamda kendimize yapıyoruz. Er geç sonucuna katlanmak zorundayız. Parça bütüne aittir ve parça bütüne ait bilgiye sahiptir. Hologramda olduğu gibi, evreni oluşturan en küçük birimde bile bütünün bilgisi gizlidir. Ezoterik öğretilerde, insanda tanrısal sırlar gizlidir. Bu nedenle de, kendini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Evrenin sırlarını çözmek için insanı çözmek yeterlidir. Bu yasa, destek alametleri yasasıdır ve bu yasanın dünyamızda tezahürlerinden birisi de şöyledir. Parça bütüne ait ise, bir zamanlar birbirine bağlı olan şeyler sonradan birbirinden uzaklaşıp ayrılsalar da, parçalardan birindeki değişiklik uzaklık farkından bağımsız olarak mutlaka diğerini de etkiler. Gördüğümüz gibi sonuç hep aynı kapıya çıkıyor. Hepimiz bir ve bütün olduğu gerçeğine. Ne istediğinize ve düşündüğünüze dikkat edin. Çünkü gerçek olabilir. İşte bu da istek yasasıdır. İstek yasası sanırım hepimizin kulağına en tatlı gelen yasadır. Bu yüzden bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Hepimizin türlü türlü istekleri vardır. Tüm yaşamımız boyunca gönlümüzden bir sürü arzu ve istek geçer. Bunlardan bazıları gerçekleşir, bazıları ise gerçekleşmez. En çok istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi bizi sevince boğarken, bazı şeylerin gerçekleşmemesi kimi zaman içimizde derin izler bırakır. Peki nasıl oluyor da bazıları gerçekleşirken bazıları gerçekleşmiyor? İstek yasası çekim yasasıyla yakından bağlantılıdır çekim yasasını hepimiz duyduk. Özellikle son zamanlarda bayağı popüler olan bu yasayı anlatan pek çok kitap yazıldı. Çeşitli TV programları yapıldı. Ancak bu yasayı kullanım kılavuzu bazı kişilerde işe yararken bazı kişilerde istenen sonuç alınamadı. Bunun nedeni nedir? Her şeyden önce bazı çekim yasası kitaplarında çekim yasası sanki evrende tek yasaymış gibi ele alınır. Sadece bu yasayı kullanarak önce isteyip sonra güçlü bir konsantrasyonla sonucu hayal ederek bile istediğimiz her şeyi elde edebiliriz şeklinde bilgiler mevcuttur. Elbette hayal gücünün ve yaratıcı imgelemenin çok güçlü olduğu doğrudur. Ancak bilincimizde hayal ettiğimiz ve istediğimiz bir şeyi gerçekleştirebilmesi için bilincimizle bilinçaltımızın uyum içinde olması gerekir. Bu şu demektir: Bazen istediğimizi sandığımız bir şeyi gerçekte istemiyor ve bilinç altında başka bir güdüyü taşıyor olabiliriz. Örneğin hasta bir insan iyileşmeyi istese de bazen aslında daha derinlerde istemiyor olabilir. Öyle ki iyileştiği zaman ona gösterilen ilgi de bitecektir. Oysa ki kişi kendisine gösterilen ilgiyi bilinç altında iyileşmekten daha çok arzuluyor olabilir. Bunun sonucunda yine kişinin bilinç altında asıl istediği şey olur. İyileşemez ve kendisine gösterilen ilgi de hiç bitmez.'' Bunun yanı sıra istediğimiz bir şeyin gerçekleşebileceğine olan inancımız da çok önemlidir. İnanmak başarmanın yarısıdır elbette. Ancak bilinç altında istediğimiz şeyi kendimizi layık görüyorsak ve onu hak ettiğimizi düşünüyorsak, bazen kendimizi sevdiğimizi ya da her şeyin en iyisini hak ettiğimizi düşünsek de çekirdek inançlarımız bunun tam zıttını savunuyor olabilir. Bu yüzden istediğimiz şeyleri elde edememek gibi bir kısır döngünün içine düşebiliriz böyle bir durumda kaderi ya da istediğimiz şeyleri bize çok görüp bir türlü vermeyen yüksek iradeyi suçlama eğilimi gösteririz ama istediğimizi kendimize vermeyen gerçekte bizizdir. Bu çok ayrıntı içeren bir konudur. Bütün bunların farkına varabilmek gerçekten de yoğun içsel çalışmalar gerektirir. Farkındalık kazanmak, özellikle de bilincimizin alt katmanlarına ulaşabilmek o kadar da kolay değildir. Ama gerçek savaşçı istek yasasını kullanıp yeni bir hayat elde etmek istiyorsa bu cesareti göstererek kendi keşif yolculuğuna gözünü kaptırmadan başlar. Her birimizin hem hapishanesi hem de özgürlüğü kendi içimizdedir. Her birimiz kendi iç dünyamızda kendimizin hem yargıcı, hem sanığı, hem avukatı hem de savcısıyız. Bunlardan hangisi olacağımızı seçmek de yine bizim elimizdedir. Karar bizim. İstek ve çekim yasasıyla ilgili bir diğer unsur da şudur. Bir şeyi gerçekten bütün ruhumuzla istiyorsak bunun gerçekleşmesi ancak diğer yasalarla uyum içinde olmasıyla mümkün olabilir. Eğer istediğimiz bir şey başka birisine ya da birilerine zarar verecek türden bir sonucu doğuracaksa bu evrensel irade tarafından veto edilir. Bir istek bütünün en yüksek hayrına olduğu takdirde ise evrenin kalbinde yankı bulur ve günün birinde mutlaka gerçekleşir. Bütün bu anlattıklarımızın ortak noktası temelde inancın ve düşüncenin gücüne dayanır. Zaten bu düşünce bilinç altında sürekli kazandığı zaman inanca dönüşür. İnanç ise bir hayalin gerçek olmasının temelidir. Önce isteriz, sonra hayal ederiz, inanıyorsak gerçekleştirmeye koyuluruz. Saklı düzende her eylem bir niyetten kaynaklanır. İnsanın neyi yaratacağı seçimlerine, seçimleri ise bilinç düzeyine bağlıdır. Her insan iyi ya da kötü yarattığı her şeyin sonucuna katlanmak zorundadır. Düşüncelerinizden sorumlusunuz denmesinin bir nedeni de budur.